Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik faizsiz kredi başvuruları başladı. Öncelikle olarak depremzede gençlerin faydalanabilecek 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin liralık krediden 30 yaşından gün almamış çiftler faydalanabilecek. Yeni bir yuva kurmak isteyen on binlerce genç sabırsızlıkla bekliyordu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı. Öncelik deprem bölgesindeki gençlerde olacak. Aile ve Gençlik Fonu için ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçeleriyle Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerden başvuru alınacak. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi veya e-devlet üzerinden yapılabilecek. Faizsiz evlilik kredisine 18 ila 29 yaş aralığındaki resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olanlar başvurabilecek. Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması 2 asgari ücretten fazla olmaması da kriterler arasında yer alacak. Çiftler ayrıca bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt edecek. Kredinin kapsamı ise daha sonra genişletilecek. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ilk başvuruyu gerçekleştiren çifte sürpriz yaparak telefonla aradı. Hayırlı olsun. İlk başvuran tamam. siz oldunuz. Biraz uzatacaktık. Normalde kredi olduğundan dolayı biz öne çekmeye karar verdik. Aa, çok İlk güzel. Taşım. Aile ve gençlik fonuyla e, Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri, ülkemizin gençlerinin geleceğine e, yönelik yatıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da okullar depreme dayanıklı hale geliyor. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre kurumların güvenliğine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Depreme dayanıklılığı olmayan binalar depreme dayanıklı hale getirilecek. İstanbul'da okullar daha güvenli, daha modern ve depreme dayanıklı hale geliyor. İstanbul'daki eğitim kurumlarının güvenliğine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda şehirdeki 1428 okulun riskli olduğu tespit edildi. 481 okul yeniden yıkılıp yapıldı, 799 okulsa güçlendirildi. 148 okulsa boşaltıldı ve depreme dayanıklı hale gelmesi için çalışma başlatıldı. 20 ilçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları ise devam ediyor. 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme yapılıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte okullardaki derslik sayısı da artmış olacak. Ayrıca proje kapsamında okullarda konferans salonu, atölye, spor salonu gibi donatılar da yer alacak. İstanbul'da 8 artı 1 taksilerden 1038 tanesi 4 artı 1 taksiye dönüştürülecek karar UKOME tarafından alındı. Geçmişte UKOME tarafından alınan kararla İstanbul'da 1755 minibüs 8 artı 1 taksiye çevrilmişti. Taksiciler buna tepki göstermişti. Hatta UKOME toplantısının yapıldığı binanın önünde arbede çıkmıştı ve gözaltına alınanlar da olmuştu. UKOME yaptığı son toplantıda bu taksilerden 1038'inin sarı taksiye dönüştürülmesine karar verdi.